Aman aman aman. Ay Hulki Hoca sakin olun. Hocam. Olamam efendim. Olamam. Hadi şimdiye kadar idare ettim ama... Ya müdür bey, üniversiteye hazırlık konusunda da... Çalışmayı Koç Bey'e kaptırınca... Kayış koptu bende ya. Tamam. Tamam. Müdür bey. Çok teessüf ederim size. Çok teessüf ederim. Efendim ben fenciyim. Bu adam bedenci. Yani ÖSS çalışmasıyla ne alakası var beden hocası değil mi ya? Yani ÖSS sınavında sayısal soru var. Sözel soru var. Ama bedensel soru yok efendim. Yok. ÖSS'ye girenlere... Aman aman aman. Mekik mi çektiriyorlar müdür bey? Yapmayın gözünüzü seveyim. En çok üçlük basket atan mı giriyor birinci tercihten? Ha? Öyle mi? Madem öyle izleyin müdür bey. Sen de izle. Koç bey. İzleyin. Basket. Tebrik ederim efendim. Tebrik ederim. Tam 12'den soktun. Bu yüzden Boğaziçi elektrik elektronik kazandın. Yürü. Seninki çembere bile dokunamadı. O yüzden açık öğretim fakültesi. Anca gidersin. Şimdi üçü kafanızı güzelce yazın. Ben daha güzel müdür yardımcılığı yaparım. Ben daha iyi üniversiteye hazırlarım. Ve ben bu adamdan daha güzel kaç çatarım müdür bey. Bakınız. Hatta bitmedi. Öbür kaşımı da çatabiliyorum. Bakınız. En nihayetinde patladı adam. Cümleden geçmiş olsun. Yalnız dikkat ettim. Dribbling stili, şut stili hiç fena değil. Bugün üniversite sınavına girse 5., 6. tercihine girer. Espri yapıyorum ya. Ay inanmıyorum. Adam resmen patladı yani. Dilaver'de de hata var. Adam idare etmeyi bilmiyor. Afiyet olsun. Hı. Al işte. Durum idare edemeyen biri daha. Ne yaptın, ne yaptın? Ay hiç sorma. Hepsini tek tek evlerine bıraktım. Hatta kapıya kadar da ellerini tuttum. Hı. Tuğçe'ninkini bile. Aa. Sonra annesi birden yüz maskesiyle kapıyı açınca çalık atmaya başladı. Ayşegülcüm, boşuna kurullar toplanıp, filmler seyredip üstüne 7 yaş, 13 yaş, 18 yaş sonrası diye yazmıyorlar. Hele o abuk subuk korku filmleri. Siz daha gençsiniz. Etkilenmeyiz zannediyorsunuz. Ama şu anda seyrettiğiniz her şey ilerideki hayatınızda sizi etkiliyor. Ya abartma Melda hala. Yarına kadar hepsini unuturlar. Göreceğiz Ayşegülcüm. Göreceğiz. Ben bakarım. Alo. Orhan Bey evde mi acaba? Bir dakika. Duman. Ya ne var be, bir ağız tadıyla süt içirmediniz ha? Telefon sana. Ha. Begüm arıyor. Ne? Ya süt dediysem aslan sütü. Selda gelirken bir duble daha getir. Alo? Orhancığım orada mısın canım? Alo? Alo Begüm nasılsın? İyiyim canım, çok iyiyim. Ya kusura bakma, geçen gün arayamadım seni. Ya inan çok acil bir iş çıktı, yoksa biliyorsun iki patim kanda olsa ararım seni. Yani elim. İki elim. Acaba yarın akşam ne yapıyorsun diye soracaktım. Yarın akşam? Müsait misin? Ya müsaitsen bir şeyler yapalım. Tabii, tabii müsaitim. Tamam o zaman, arayacaksın beni değil mi? Söz mü? Tamam, söz arayacağım. Hoşça kal o zaman. Öptüm. Ben de. Of. Benim yarın Ferit'i kesin kafalamam lazım. Veto hakkını kullanıp beni insan yaptı. Yoksa Begüm'ü kesin elden kaçırdık ha. Demek en ufak sesle birbirlerine sarılıyorlar ha. Ya sorma. Süper numara, süper. Numara mı? Evet. Şimdi Tuğçe her fırsatta Selim'e sarılmak istiyor. Ceren'le Murat da öyle. Şimdi bunlar... Korkuyorum annesiyle birbirlerine sarılıyorlar.
deyince duyuyoruz. Bir, iki, üç. Çekil. Yallah, yallah. Cidden numara mıydı ya? Günaydın Melih. Ayşegül ya. Ay Ayşegül. Pes yani öyle birden gelip ne haber millet denir mi aniden? Ay evet vallahi ödümüz koptu. Allah'tan birbirimize yakındık da sığınacak birer liman bulduk değil mi Selim? Ha? Çok koptum ya. Ya. Ya öyle mi? O zaman ben sizin marina keyfinizi bölmeyeyim. Ay. Kesin, kesin. Ay Selim iyi ki sen varsın. Yoksa kime sarılacaktım? Tuğçe, iner misin sırtımdan lütfen? Ya, tamam. Hadi bay bay. Beni çağırmışsınız Ferit Bey. Evet yavrum seni çağırdım. Üzülerek belirtmek zorundayım ki telesekreterlik görevine son veriyorum yavrum. Artık bu saatten sonra sen benim telesekreterim değil. Sadece sekreterimsin. Hadi bakayım. Şimdi dünden itibaren biriken mesajları oku yavrum. Bip. Alo Ferit abicim. Abicim ben Duman. Abi nasılsın iyisin? Özledim bir sesini duyayım dedim. Geç sonraki. Bip. Ferit abi yine ben. Geri aramadım ben de merak ettim. Malum benim için önce senin sağlığın. Geç sonraki. Bip. Ferit abi. Öf. Merhaba ben Duman. Bir emrim varsa hazır ve nazır bekliyorum burada. Öf. Sonraki. Bip. Abi rüyamda gördüm seni hayırlara vesile. Nasılsın keyifler nasıl? Oğlum zorlama boşuna debelenme. Ben o veto hakkımı senin için kullanmam. Boşuna konterini harcama. Başka mesaj var mı? Bir tane var. Bip. Merhaba. Beni hatırladın mı? Aman Allah'ım. Bu ses. Hulki. Beni çok kırdın ama. Beni halde bırakıp gittin ya. Alacağın olsun. Beni bir daha arama demedim mi ben sana? Pis sapık. Oysa ben seni sevmiştim. Ne? Noto'da bakla sofa bir evim vardı. Seninle paylaşmaya hazırdım. Sen görürsün şimdi Noto'da bakla sofayı ulan. Ayşegül. Ayşegül ne oldu? Hiç. Hiçse niye benimle konuşmuyorsun? Demek ki hiç değil. Ayşegül niye surat yapıyorsun? Konuşsana. Ya Selim farkında mı değilsin yoksa farkındasın da numara mı yapıyorsun? Neyin? İşte bunun. Anneciğim, anneciğim. Günaydın çocuklar. Ay hocam, öyle sırtı pat diye girip böyle birden böyle diye günaydın çocuklar mı dedin? Ay ödümüz koptu valla. Ay hocam, siz miydiniz ya? Ödümüz koptu valla. Ben sana dedim değil mi? Ya ama numara yapıyorlar Melda Hala. Yani Tuğçe sırf Selim'e sarılabilmek için korkuyormuş taklidi yapıyor. Bir dakika. O zaman sen de Tuğçe'yi Selim'in olmadığı bir yerde korkut. Bakalım nasıl davranacak? Ay evet doğru ya. Hı-hı. Ay aklında bin yaşa alacağım. Toygar! 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 Seni seviyorum Toygar! Toygar! Oğlum bunlar ne yapıyorlar? Toygar şuraya bak. Ne bileyim oğlum ne yapıyorlar? Sen bozulacak. Ne? Aa koç sen miydin fark etmedim. Yarın öbür gün yağmur var mı bakalım? Pardon? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.